Biz Ankara görüşmelerine gittik. Geri döndük. Ve gidememenin, randevu alamamanın acısını yaşayan taraftarlar tarafından bu linç girişimleri Muhtemelen başladı biraz yine. uzak duruyorlardı bir süredir. Aynen öyle. O linç girişimleri başladı. Bu bizim sohbet odalarımızda da oluyor. DM'lerimize, tweetlerimizin altına da yapılıyor. O bakımdan boşu uğraşıyorlar. Biz şu anda tek randevu alıp görüşmelere kabul edilen dernek Eyteder diyoruz. Bunun da sonuna kadar arkasındayız. Bu görüşmelere de gitmeye, bu mağduriyetler adına da adımlar atmaya, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bunun yanı sıra söyleyin diğer kimleri destekliyorsanız artık gitsinler, görüşsünler. Görüşmek için çaba sarf etsinler. İnsanları algı yaratarak veya insanları dolduruşa geçirerek de bizim üstümüze salmaktan da vazgeçsinler. Çünkü amaçlarına ulaşamayacaklar. Bizler çok rahatız bu konularda artık. Alıştık. Gerçekten alıştık. Kimin ne dediği de umrumuzda değil. Boşuna burada zaman sarf ediyorlar kendileri. Odalarda bizi konuşarak zamanlarını, vakitlerini harcıyorlar. Öyle yapacaklarına o zaman çok kıymetli Ekrem Bey. O zaman için adımlar atsınlar, randevuları zorlasınlar, nerede ne yapabiliriz diye fikir yürüsünler istiyoruz artık. O bakımdan boşuna uğraşmasınlar Ahmet Zeki arkadaşlarımızla. Duman kardeşimiz demiş ki ben buna katılıyorum bütün gönlümle. Nalan Hanım size teşekkür ediyoruz. Herkes bırakıp gitti. Siz hala emeklilikte kalan eksikleri gündemde tutup dillendirmeye devam ediyorsunuz. Bir sorun dillendirilmeden sonuca ulaşılmaz. Doğru bir yorum. İkinci yorum şu. Dernekleri gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Dernekler çözüm makamları değil. Dernek önemsiz anlamında bunu söylemiyorum. Dernek hükümet değil, siyasi parti değil, muhalefet değil, mecliste bir rolü yok, oy hakkı yok. Dernek en iyi ne yapabilir? Sizin görüş ve önerilerinize göre mağduriyetlerinizi dosyalar güzelce meclise gönderir, organize eder. Siz bakın bazı görsel çalışmalar yapıyor, programlara katılıyor. Yayın kuruluşları ne yapar? Şu anda bizim yaptığımızı yapar. Benzer şekilde yayın kuruluşlarının da EYT'nin arkasından çekildiğini fark ediyor musunuz? Muhalefet çekildi. Çünkü muhalefet de diyor ki EYT sorunu çözüldü diyor. Diğer yayın kuruluşları reyting ortadan kalkınca onlar da ortadan çekildiler. Şimdi o yüzden Nalan Hanım ve de EYT'ler bu çalışmaları samimiyetle yürüttüğü için biz bu görüşlere neredeyse her hafta yer verdiğimiz için hakikaten takdiri toplamayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ve ben Nalan Hanım'a bu konuda hakikaten teyitli şekilde onun bu süreçlerinde yanında olmaktan mutluyum. Mağdurların da yanında olmaktan mutluyuz. Kınanılan yorumları da saygıyla karşılıyoruz ama hakarete varmadığı sürece. Buyurun Nalan Hanım, yavaş yavaş toparlayalım. Bugün çok hızlı bir program oluyor, yoğun bir program oluyor. Buyurun. Az önce de söylediğimiz gibi biz randevu almaya devam edeceğiz. Her kapıyı aşındırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın çoğu biliyordur ama bilmeyenler adına bir kez daha tekrar edelim. Burada görüşmediğimiz, meclis çatısı altında görüşmediğimiz hiçbir parti yok. Birisi hariç, onu da bütün arkadaşlarımız tahmin ediyordur ve takdir de ediyordur diye düşünüyorum. O bakımdan herkesle görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz bunu görüşmeleri sosyal medyamızda yayınlıyoruz. EYTEDER, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği, Twitter hesabımızdan bunların paylaşımları yapılıyor, görselleri paylaşılıyor. Bu görsellerde niye paylaşılıyor arkadaşlar? Bunu da tekrar söyleyelim. Bu görseller işte biz gittik, görüştük, sizin derdinizi anlattık. Bunun ispatı olarak, belgesi olarak paylaşılıyor. Çünkü daha sonrasında biz işte gittik, Ekrem Bey ile görüştük dediğimizde diyorlar ki tamam görüştün de biz, ben nereden bileceğim senin görüştüğünü? İşte bu sorulara sebep olmamak adına da bu görseller, fotoğraflar orada çekiliyor. Yoksa kimse ben işte
ne bileyim Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirdim veya ne bileyim Muhammed Emin Akbaşoğlu'yla fotoğraf çektirdim demek için yapılmıyor arkadaşlar bunlar. Bu çalışmalar yapılan görüşmelerin ispatı olarak bu fotoğraflar yayınlanıyor. Bunun da düzeltmesini yapayım. Bu konuda da çok fazla yine söylemler oluşmaya başlamıştı çünkü. Bu çalışmalarımız sıklıkla devam edecek arkadaşlar. Lütfen tak çalışmalarına sizler de destek olun. Etiketsiz tweet atmayın. Bunu tekrar Bugünkü hemen gösterdiğiniz söyleyelim. görselleri mutlaka yarından itibaren paylaşın. Aynen. Aynen bu çalışmaları zaten gruplarda da paylaşacağız. Belki de arkadaşlarım paylaşmışlardır, bilemiyorum. Lütfen bu farkındalık çalışmamıza da hepinizin desteğini bekliyoruz. Bunu mutlaka ve mutlaka arkadaşlar hemen şöyle bir daha gösterelim. Bunları bütün mağduriyetler adına hepsini paylaşacağız. Camlarınıza, kapılarınıza, iş yerlerinize asarak, araçlarınıza asarak bu farkındalığı yaratalım arkadaşlar. Biz istersek her şeyi başarırız. Eytalar isterse herkese de ulaşır. Sesinizi duyurmaya da devam edeceğiz. Ben katılan arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu saate kadar dinlediler ve bizimle birlikte mücadele edenlere de, bizi sadece takip edenlere de saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ekrem Bey, elinize, Bir dakika, emeğinize bırakmıyoruz sağlık. sizi. Çok teşekkür Nilgün ederim. Öztürk Hanım bağışla ilgili program yapılması harika bir fikir demiş. Bir ateş attık ortaya. Siz de görüşmelerinizi yapın. Bu arada İrem Özdemir de demiş ki hanım, başkanım uygun görse ben varım. Bağış programı süper olur. Çok güzel başka bir öneri var. Nalan Hanım bizi Beştepe'ye götür. Bu da çok Götüreyim. şık bir düşünce. Şimdi işte biraz konuyu eğlenceli hale getirelim ama ondan önce Süleyman Turan kardeşimizin kalbine, gönlüne hitap etmiştim. Bir cevapla dönmüş. Seni affediyoruz. Hakikaten ne kadar sinirli, ne kadar yorgun olduğunuzu fark ediyoruz. Yorumu şöyle Nalan Hanım, onu okumadan kapatmayalım programı. Nalan Hanım'ı ilgiyle takip Tabii ki. ediyorum ben de. 7200 bekleyenlerdenim. Şubat ayında kesin çıkacak demişti. Bu kesin değildi. Çıkması için evet o cümleleri ben de hatırlıyorum. Şubat ayında kesin çıkacak demişti. Sistemim ondandır. Kırıcı konuştuğum için özür diliyorum. Büyüklük budur Süleyman Turan kardeşim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Hemen şu düzeltmeyi de yapayım arkadaşlar. 7200'ün çıkacağını, Şubat sonu çıkacağını bize 1 ay, 1,5 ay kadar olmuştu. Ben tarih olarak net hatırlayamıyorum. Ve Şubat sonu Ocak gibi çıkacağını ortalarıydı. o zaman, Evet. öyle miydi Ekrem Bey? Hatırlayamadım. Ve bunu biz yayınlarda da söyledik ve Bağkur prim eşitleme bekleyen arkadaşlarımızın açmış olduğu sohbet odalarında da söyledik. Bu şekilde söylendi ama dedik. Ankara görüşmelerinden sonra net olarak bir şey söyleyebiliriz diye de ekledik. Hatta bunu WhatsApp DM yazışmalarında da var. O şekilde söylemimi yapmıştım. Ankara görüşmelerinden sonra ise yine bakın çıkmayacak demiyorlar. Tek net söyledikleri yine Bağkur prim eşitleme 7200 günü mutlaka yapacağız diyorlar. Bunu da hemen eklemek istedim. Yapacaklar, evet yapacaklar ama belki 31 Mart'ta açıklayacaklar, belki 5 Nisan'da açıklayacaklar, belki de Aralık'ta açıklayacaklar ama bu sene içinde yapacaklarını Evet. söylüyorlar. Bu arada son bir şey Nalan Hanım okuyun artık 5000 gün ve özellikle 3600 gün için Cumhurbaşkanı ile görüşemezsin seçime kadar bir karara bakar. Lütfen yanıtlayın nasıl kandırıldığımızı anlatın. Bu konuda cevap verdi zaten takip ve süreklilik devam ediyor. Bunun yanı sıra asker polislerimizin de yeterince mesajdan yansıttığımızı düşünüyoruz. Lütfen bugün yorum yoğunluğu çok fazla oldu. Mümkün olduğu kadar eşit sayıda yorumları paylaşmak istedik. Destek verene de, emek verene de
Herkese teşekkür ediyoruz. Bu takibi devam edin. Bir sonraki programa daha çok sayıda arkadaşlarınızla katılın. Programları daha çok paylaşın. Bugün maşallah 800'lere kadar çıktı izleyici sayısı. Hepinize ben de teşekkür ediyorum. Gece boyunca burada yaklaşık 2 saate yaklaşıyoruz. 1 saat 40 dakika olmuş. Sizlerin dertlerinizi konuşuyoruz.